Yüce Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Herkes Allah katında işlediği amele bağlıdır. Ameline göre ya cezalandırılır ya da mükafatlandırılır. Ancak sağcılar, yani amel defterleri sağ taraflarından verilenler, işledikleri o güzel ameller sayesinde doğruca cennete girerler. Herkes yerini aldıktan sonra cennetlikler cehennemliklere, cehenneme girmenizin sebepleri nelerdir diye soracaklar. Niçin cehenneme girdiniz? Cehennemlikler de biz cehenneme şu dört sebepten dolayı girdik diyecekler. 1. Namazın farz olduğuna inandığımız için dünyadayken 5 vakit namazı kılmazdık. Ama inanırdık. Bu Allah'ın emridir. Bilirdik. Ama yapmazdık, kılmazdık. İkincisi ise yoksul ve düşkünlere malımızın zekat ve sadakasını vermezdik. Zekatın farz olduğunu bilirdik ama vermezdik. Nefsimize ağır gelirdi. Üçüncüsü ise her türlü kötülükleri işleyenlerle beraber biz de akla gelmedik kötülükler yapardık. Kötü işlerde bulunanları kendimizce ayıplardık ama aslında benzeri ve daha büyük kötülükleri biz de yapardık. Hatta soracaklar, peki kıyametin olduğunu, mahşerin, sorgu sualin olduğunu bilmiyor muydunuz? Biz kıyamet hesaplaşmasını yalanlıyorduk. Ta ölüp de bugünü görene kadar. Ve Müddessir suresi devreye giriyor. 38-48'e kadar. Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Ne melekler, ne peygamberler, ne şehitler, ne de salih insanlar. Hiç kimse o adı geçen cehennemliklere şefaat edemez. Etmeye kalkışsalar da şefaatleri hiçbir fayda veremez. O halde şu dünyadayken biraz mirası arttırmak lazım. Öyle der talebeler. Zikri arttır dervişler. Hafızım zikri arttır derler. Çünkü Ebu Hüreyre radıyallahu anh der ki, bir gün sevgili peygamberimize aleyhissalatu vesselama dediler ki, kıyamet günü sizin şefaatinize en çok layık olan insan kimdir? Sordum diyor Ebu Hüreyre. Cevap verdi. Kıyamet günü şefaatime en çok layık olan insan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesini içten söyleyen kimsedir. Bakın bu kelime çok ağırdır. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Bu sözleri samimi olarak söyleyen kimse cennete girecektir diyor Efendimiz. Sahabelerden biri dedi ki, ey Allah'ın sevgilisi, şu kelime-i tevhidi samimi olarak söylemek ne demek? Yani nasıl samimi söylenir? Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kelime-i tevhidi samimi olarak söylemek, yani söyleyenin Allah'ın yasaklarından uzaklaşması demektir. Hem bu kelimeyi söyleyeceksin, hem de haramdan kaçınmayacaksın. Farz olan ibadetleri yapmayacaksın. O zaman senin söylediğin kelime-i tevhid samimi değil ve sana hiçbir faydası olmayacaktır. Kıyamet günü mahşer yerinde bütün yaratıklar toplandığı zaman Muhammed ümmetine, hiçbir ümmete değil, sadece Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmetine secdeye kapanmaları için izin verilecek. Onlar da secdeye varacak. Uzun bir süre Allah'ı tesbih edecekler, tenzih edecekler. Sonra bir ses yükselecek. Efendimiz öyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Sesin sahibi şöyle der. Ey müminler! Başlarınızı kaldırın secdeden.
Çünkü cehennemi düşmanlarınızla doldurduk. Siz de böyle bu yakıcı zindandan kurtulmuş oldunuz. Sizin her birinizin yerine bir başka kafiri cehenneme verdik diyecektir Mevlamız. Efendimiz öyle buyuruyor. Ümmetinden bazıları kendi öz elleriyle işledikleri o kötülükler yüzünden azaba çarpmayı hak etmişler. Kıyamet koptuğu zaman Allahü Teala Celle Celaluhu her müminin karşılığında bir müşriği, yani Allah'a ortak koşanları çağıracak. Seni bu mümine feda ederek cehenneme atıyorum diye buyuracak. Evet, Tezkiratül Kurtubi'de yine Efendimizin bu hadisini görüyoruz. Kıyamet koptuğu zaman Allahü Teala Celle Celaluhu her mümine karşılık bir Yahudi veya bir Hristiyan çağıracak. Seni bu mümin kulumun yerine cehenneme atıyorum diye buyuracak. Bir başka rivayete göre hadis şöyledir. Her mümin öldüğü zaman Allahü Teala Celle Celaluhu onun cehennemdeki yerine bir Yahudi ya da bir Hristiyan sokar. Dünyadan el etek çekip de ibadet ve taate dalmak ruha ve bedene huzur verir sevgili kardeşim. Deneyebilirsin. Bugün ilk vakit namazını camiye cemaatle git bakalım. Ne kadar huzurlu, ne kadar ferah olacaksın. Dünya işlerinin ne kadar boş olduğunu hissedeceksin. Sanki üzerinde milyonlarca borcun var da ödemiş gibi hissedeceksin. Ama bir de bunun tersi var, dünyaya dalmak. O da ruhu ve bedeni azaba boğar. Sıkılırsın. Zannediyor musun ki her şey para? Değil, değil. Araban var, evin var, her bir şeyin var. Huzurun yok, huzurun. Erenlerden Beyazıt-ı Bestami Hazretleri şöyle diyor. Ömrüm boyunca beni hiç kimse yenik düşürmemişti. Ama bir belhli beni ağır şekilde mağlup etti. Önce bana dedi ki, ey Beyazıt, sizce züht ne demektir? Yani dünyadan el etek çekmektir züht demek de, dünyadan el etek çekmek ne demektir? Sordu. Bulunca yeriz, bulamayınca sabrederiz. Dünyadan el etek çekip nefsi ibadet ve taate adamak budur dedim. Bulunca yeriz, bulamayınca sabrederiz, hamd ederiz. Hayır, hayır dedi. Bu nasıl bir cevap ey Beyazıt-ı Bestami? Sana yakışan bir cevap değildir bu. Peki dedim, bunun cevabını siz söyleyin. Dedi ki, sen az önce ne dedin? Ben dedim ki bulunca yeriz, bulamayınca sabrederiz. Senin bu yaptığını bizim Belh şehrindeki köpekler de yapıyor. Bulunca yerler, bulamayınca sabrederler. Dünyadan el etek çekmek nedir bilir misin ey Beyazıt? Bulamadığımızda sabredip dayanmak, bulduğumuzda da dünyaya ve dünyalıklara kapılmayarak, ahiret işlerine daha da önem vererek büyük bir titizlik içinde yerine getirmektir. İşte bu sözler beni ağır mağlup etti diyor Beyazıt-ı Bestami. Efendimiz ne buyuruyor? Akşam yatağına helalinden kazanma gayesiyle yatan bir insan, sabah ufak tefek günahları affolmuş olarak kalkar. Rabbimizin merhametini görüyor musunuz? Tabiri caiz ise şayet, affetmek için kuluna bahaneler yaratıyor Yüce Rabbim. Sen kafanı koydun, sağına döndün, ala sünneti Resulullah dedin, sünnet üzere yattın. Ama niyetinde şu var, sabah namaza kalkacağım, ondan sonra işe gideceğim. Ne için? Helalinden çoluğuna çocuğuna rızık temin etmek için. O adam uyuduğu anda ufak tefek günahlarını siliyor Rabbim. Efendimiz böyle buyuruyor. Çünkü haramla beslenmiş bir vücut cennete giremez. Haramla beslenmiş bir varlık
cehenneme girmeyi hak eder diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ey saadet yolunun yılmaz yolcusu, iyi bil, iyi bil ki gerçek mümin 11 belirgin vasfa sahiptir. Şimdi ben bu vasıfları sayarken hepimiz kendimizi muhasebe edelim. Gerçek mümin miyiz, lafta Müslüman mıyız? Dünyadan el çekerek öbür dünyaya daha fazla önem vermek. Sanırım birincisinde kaldık galiba. Dünyadan el çekmek demek kendimizi bir yerlere kapatıp devamlı ibadet etmek değildir. Çalışmak da büyük bir ibadet, hem de çok büyük bir ibadet. Ama çalışırken Allah'ın rızasını gözetebilmek. Patron istiyor diye bu dar eteği giymeyeceğim, bu dar pantolonu giymeyeceğim veya patron istemiyor diye namaz kılmayacağım veya patron istiyor, ben bu yalanı söylemek zorundayım, emir kuluyum diyor adam. Haşa, bu nasıl bir ifade? Doğru, sen bir emrin kulusun ama o emir kul değildir, Allah'tır. Korkuyoruz bazen. Burada iyi maaş alıyorum abi. Aksini yaparsam çoluk çocuk bakıyorum, söylemesi kolay. En büyük sıkıntımız teslimiyet bizim. Teslimiyetimiz yok. İnandığımızı söylüyoruz, evet. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in onlarca yerinde rızka kefil olduğunu söylüyor. Ama bir ayet var ki orada diyor ki şeytan sizi aldatır. Bakara 268 olsa gerek. Şeytan sizi korkutur. Biz maalesef buraya takılıyoruz. İkincisi ise nefsi ibadete adamak, bol bol Kur'an-ı Kerim okumak. Yazık ki biz Müslümanlara Kur'an-ı Kerim evimizde tozlanmış halde, açıp yüzüne dahi bakmıyoruz. Bir gün olacak Kur'an-ı Kerim okumak isteyeceğiz ama Kur'an-ı Kerim silinmiş olacak. Silinmiş olacak. Bulamayacağız. Ne acı bir tablodur ki Müslüman bir adam Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor. Hocam, bu yaştan sonra benim aklım almaz herhalde diyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek o kadar basit ki. Hocalık yaptığımız dönemde medresede yetişkin bir insanı bir ayı geçmez Kur'an-ı Kerim'e geçirirdik. Yeter ki o kursa bir gir. Yeter ki hocanın dizinin dibine bir diz çök. Gerisi gelecek. 3. Az konuşmak ve boş yere gevezelik edip sözü uzatmamak. Bakın, 3 madde saydım. Daha ilk maddeden kaldık. Bu 3 madde. Az konuşmak. Öyle konuşuyoruz ki bilmediğimiz şeylerde bile yorum yapıyoruz. Hatta adam öyle cevaplar veriyor ki karşısına bir hadis, bir ayet çıkıp okunduğu zaman ben böyle bir şey duymadım diyor. Dersin ki Allame-i Cihan benim yiğidim. Bütün cihanın alimi zannedersin de böyle bir ayet duymadığını beyan ediyor. Doktor değil, ilaçlardan bahseder. Hoca değil, fetvadan bahseder. Eksiksiz olarak 5 vakit namazı kılmaya devam etmek. Oho! Gerçek müminin vasıflarına bak. Namazı eksiksiz 5 vakit namaz kılmaya devam etmek. Ülkede namaz kılma oranı %7'lere düşmüş sevgili kardeşlerim. %99'u sözde Müslüman olan şu ülkemde namaz kılma oranı %7'lerde geziyor. Aman Allah'ım. Geçen gün bir fotoğraf, bir video, düzeltiyorum, sosyal medyada gördüm. İmam tek başına namaz kılıyor. Buna rağmen Allahu Teala o kadar sabırlı ki bir bela, bir musibet hala inmiyor. İndi de ders alınmıyor. Ama daha da ders alınmazsa bertaraf olacağız sevgili kardeşlerim. 5. özelliği ise gerçek müminin az olsun çok olsun haramdan ya da şüpheli şeylerden şiddetle kaçınmak. Gel gör ki şimdi Müslüman
Hocam ev alacağım da krediye bulaşmak zorundayım, diyor. Başka türlü alamam, diyor. Hani rızıkı Allah veriyordu? Hani teslim olmuştuk? Şu faizin günahı nedir biliyor musunuz? Ben utanarak söylüyorum çünkü bazı iş yerlerinde kadın erkek karışık dinliyor ama bu hükmü söylemek zorundayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Faizin en küçük günahı Allah'ın beyti, Kabe, orada diyor annesiyle 32 defa zina etmiş gibidir. Bu kadar da abartmayın hocam. Yani o kadar da değil, daha neler, diyenler de duyduk. Bunu ben değil ki. İman ettiğin, hani çok seviyorum dediğin peygamberin var ya, o söylüyor. Gerçek müminin özellikleri bunlar. 5 tane saydım, 5'inde de kaldık. Kaldı ki bir müminde hepsi bulunması lazım. Neydi bunlar? Dünyadan ele tek çekeceğiz, öbür dünyaya daha fazla önem vereceğiz. Nefsi ibadete adayacağız, bol bol Kur'an okuyacağız. Az konuşacağız, gevezelik etmeyeceğiz. Eksiksiz olarak 5 vakit namazı kılacağız. Az olsun çok olsun haramdan, şüpheli şeylerden uzak kalacağız. 6. İyi kimselerin sohbet toplantılarına devam edeceğiz. Kimlerle takılıyoruz? Kimlerle sohbet ediyoruz? Boş insanlarla takıldığınız zaman canınızın sıkılması lazım. Ben bu adamların dengi değilim kardeşim. Benim aradığım sohbet bu değil. Kırmadan, dökmeden. Arkadaşlar ben gidiyorum. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Nereye gidiyorsun? Ya bir sohbet var. Oraya gidiyorum. Buyurun gelmek isterseniz. Yok biz gelmiyoruz. Sen git. Biz hazır hissetmiyoruz kendimizi. Siz bilirsiniz. Ama gelseydiniz gönül sürurunuz olurdu. Muhabbet olurdu. Değişik bir havaya bürünürsünüz çünkü. 7. Alçak gönüllü olmak, büyüklük taslamamak. Kim olursan ol, nereden geldiğini ve nereye döneceğini unutma. O kabir ki 2 metrelik bir çukur. Ne zenginler, ne padişahlar, ne krallar, ne hanedan sahipleri var oralarda. Kimse yüzüne bile bakmıyor artık. Unutuldu. Daha ölür ölmez unutuluyor senin ismin, cismin, makamın. Falancayım diyorsun değil mi? Filancanın oğluyum diyorsun. Öldüğün zaman o falancayı bile demiyorlar. Sana imam diyor ki, meftayı getirin buraya. Meftayı gömün, meftayı defnedin, meftayı yıkayın. Mevta oluyorsun. Cenaze oluyor senin adın. Namazı kılarken bile Hüseyin Oruç'un niyetine değil, er kişinin niyetine, hatun kişinin niyetine. İsmin de gitti, cismin de gitti. O yüzden alçak gönüllü olalım. Büyüklük bizim ne haddimize. Büyük olan varsa Rabbimizdir. Yüce Allah'ın tüm yaratıklarına karşı şefkat ve merhamet beslemek, müminin, gerçek müminin vasıflarıdır bu. Zalim olamazsın. Bak Allah-u Teala öyle bir imtihan eder ki seni, önce seni onlara muhtaç eder. Sen onlardan istediğini alamazsın. Seni terslerler, yadırganlar, hor hakir görürler. Ama kıyafetinle, ama düşüncenle. Bu sefer Allah-u Teala onları düşürür, senin kapına muhtaç eder. İşte burada imtihan sen edilirsin. Kulum, gönderdim bakalım sana. Sen onlara gönderdiğimde üzülmüştün, kızmıştın onlara. Şimdi onları sana gönderiyorum, senin kapına. Hadi bakayım sen ne yapacaksın? Burada sen imtihan edilirsin. Allah-u Teala onları senin merhametine gönderir, şefkatine gönderir. O yüzden müminin gerçek özelliklerinden en büyüğü merhametli olmasıdır. Ötekine, berikine faydalı olmaya çalışmak ve ölümü bol bol anmaktır sevgili kardeşlerim.
İşte bunlar Tenbül Gafilinde Ebu Leysü Semerkandi Hazretlerinin de o muhteşem kitabında gerçek müminin özelliklerindendir. Rabbim bu güzellikleri, bu vasıfları kendi hayatımızda yaşayabilmeyi nasip eylesin. Kötü insanların da yine 11 belirgin özelliği vardır. Bakalım iyilerden pek olamadık gibi sanki. İnşallah oluruz. Peki kötü müyüz acaba? Bir de onu düşünelim. Hani bir arkadaşını tanıtırken çok iyi bir insandır. Öyle güzel bir insan ki hoş bir adam. Sohbeti, muhabbeti harika. Kime göre, neye göre? Gelin Allah'ın vermiş olduğu emre göre kıyas edelim. Kötü insanlarda 11 belirgin vasıf vardır. Mal ve servet biriktirme peşinde koşarak ibadet ve taati unutmak. Namaz vakti geçiyor, hala dünyalık peşinde koşuyor. Bu adam nedir? Orta halli bir adam değil ha. Bu adam İslam'a göre kötü bir adamdır. Dünyalık biriktirmek, çalışmak, çabalamak, hatta sorsan ona der ki çalışmak da bir ibadettir. Yahu ibadettir de farz gidiyor, Allah'ın emri kaçıyor. Daha büyük emir gidiyor elden. Kaldı ki bir kadın hamile ise, doğuma gidecekse bile, doğuma yarım saatin var, orada bile kılması gerekiyor. Savaş meydanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam can tehlikesi varken bile bir saf geriye, bir saf öne, arka kılsın, ondan sonra öndekiler arkaya geçsin. 2. Şehevi duyguların ardından koşarak dünyanın zevk ve safasına dalmak. Bu adam da çok kötü bir adamdır. Allah muhafaza eylesin. 3. vasıftaki adam çok konuşarak gevezelik etmek ve bol bol dedikodu yapmak. Eskiden hanımlara söylerlerdi. Derlerdi ki iki kadın yan yana gelmiş de susmuş. Böyle bir fıkra anlatırlardı. Öbürü de hemen atlar oradan, lan iki kadın yan yana gelince susar mı oğlum demiş. Gülerlermiş böyle. Şimdi bizim erkekler kadınları da solladı. 4. 5 vakit namazı kılmamak. Kötü insanlarla düşüp kalkmak. Varlıklara zarar vermek. Kendini beğenmek. Ötekinin, berikinin meşru menfaatlerine engel olmaya çalışmak. Adam bir şeyler kazanacak, güzel bir yere gelecek helalinden. Diğeri kıskançlığından onun önünü kesmeye çalışıyor, engel olmaya çalışıyor. Kötü bir adam. Cimrilik etmek. Hele şu cimrilik var ya, aman Allah'ım, Rabbim muhafaza eylesin, çok sıkıntılı bir durum. İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki, kaldı ki İbn Abbas kimdir biliyor musunuz? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın övdüğü bir isimdir. Öyle bir isim ki Efendimiz bu dini 4 Abdullah'tan sorun demiştir. Onlardan bir tanesidir bu Abdullah. İbn Abbas radıyallahu anh, Hazreti Abbas'ın oğlu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcaoğlu. Taif'teydi. Gittik ziyaret ettik elhamdülillah. Bir adam 1000 sene boyunca, 1000 sene, bakın öyle bir ömür de yok da, 1000 sene bu adam başını secdeden kaldırmasa, geceleri ibadet etse, gündüzlerini de oruçlu geçirse bu adam. Ama bu adam cimri olsa ne olur diyor. İbn Abbas radıyallahu anh cevap veriyor. Bu adam bu haliyle ölse cehenneme girer diyor. Cimrilik bu kadar berbat bir şey. Ve cimrilerle oturup kalkmayın. Onların huyu size de bulaşır. Son olarak 11 ise ölümü anmamak. Sanırım ben kendi şahsıma muhasebe ederken bütün bu kötülüklerin neredeyse hemen hemen hepsi bizde mevcut. Herkes kendine göre muhasebe etsin. Ama böyle kalmayalım. Muhasebenin gereğini yerine getirelim. İyilerden olmaya gayret gösterelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kötü insanın alameti vasıflı olarak 4'tür. Bu 4 sınıf insan hepten berbat bir insandır. Kimdir bu? Geçmişteki kötülüklerini unutur diyor.
Mesela adam günah işliyor, tövbe ettiği zaman zannediyor ki hepsi silindi bitti gitti, bir daha sorulmayacak. Evet, doğru. Samimi olarak tövbe ederse bu dediği doğru. Ama müminde şu korku olacak. Ya Allah affetmezse? O zaman halim ne olacak deyip daha da bir üzüntüye kapılması icap eder. Ama biz tövbe ettiğimiz zaman sıfır kilometreyiz ve bundan eminiz. Öyle hareket ediyoruz. Halbuki Allah katında saklıdır hepsi. İkincisi, daima iyiliklerinden söz eder. Hiç kötülük anlatmaz. Hep kendini beğenmişliğini anlatır. Ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, ben şuna şöyle yaptım. 3. Bunların Allah katında kabul veya reddedildiğini bilemez. Evet, iyilik yaptın ama, güzellik yaptın ama, hep anlatıyorsun güzel vasfını. Ama Allah katında kabul oldu mu, olmadı mı? Bunu da bilmiyorsun. Son olarak, bu dünyada daima kendinden üstün insanlara bakar, onları taklit eder. Halbuki dinimizce daima kendimizden daha aşağı olanlara bakmak gerekir. Anlaşıldı mı? Sadece kendimizden üstün kime bakabiliriz? İlim sahiplerine. Ne güzel ilmi var, ne güzel muhabbeti var. Ben de onun gibi olmaya çalışayım. Ama buna niyetlenirken de birilerine güzel görünmek için değil, Allah'ın dinini en güzel şekilde öğreneyim diye. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, bir mümin çıplak bir mümin kardeşini giydirse Allah da onu öbür dünyada yeşil cennet elbiseleriyle donatır. Bir mümin aç bir mümin kardeşinin karnını doyursa Allah da onu dünyada değil cennette cennet meyveleriyle besleyecektir. Bir Müslüman diğer bir Müslüman kardeşini suya kandırırsa Allah da onu öbür dünyada ağzı mühürlü halis cennet içecekleriyle sulayacaktır. O yüzden cömertlerden olmaya gayret gösterin. Dünkü konumuzun devamı olarak kaldığımız yerden kıssalar, menkıbelerle devam edeceğiz. Benzer konular, benzer örnekler ve maalesef ki günümüzün de en büyük imtihanları, en büyük işlenen günahlarından bir tanesi. Şehvet tuzağı. Vakti zamanının İsrailoğulları arasında bir abid var. Ne demektir abid? Allah yolunda mücadele eden, günahlardan sakınan, ilimle iştigal eden bir adam. Bu adam gecelerini Allah'a ibadet ederek, gündüzlerini de mahalle aralarında kumaş satarak alışveriş ile geçirir. Alışveriş ederken şu sözü de dilinden hiç düşürmezmiş. Ey nefsim, Allah'tan kork. Asla kötü yola sapma. Dünya geçicidir. Ahiret bakidir. Baki olanı fani olana tercih etme. Yine bir gün evden çıkarak mahalle aralarında dolaşırken hükümdarın kapısının önünden geçiyor. Güzel kumaşlarım var, ucuz veriyorum diye bağırırken tesadüf eseri kapıyı açarak dışarı çıkan hükümdarın karısı o abid ile karşılaştı. Adam güzel yüzlü, çekik gözlü, boylu poslu. Kadın bu kumaşçı abidin bu çekici güzelliğine birden vurulup çarpılıveriyor. Şimdiye kadar böylesine güzel, yakışıklı bir erkeğe hiç rastlamamış çünkü. Yüreği aşk ateşiyle çarpmaya başlıyor. Bütün şehevi arzuları kabararak harekete geçmeye başladı. Yıldırım aşkına tutulan hükümdar karısı, bu yakışıklı kumaş tüccarını nasıl kandırsam da kendime bend etsem. Bu düşünce içinde abidi içeriye davet ediyor. Bir müşteri buldum, inşallah bir şey satarım da çocuklarıma bir şeyler götürürüm niyetiyle abid kapıdan içeriye girer. Hiç beklemediği bir hareketle karşılaşır.
Der ki kadın, ey tüccar, inan ki sana yıldırım aşkıyla tutuldum. Hemen benim olmanı istiyorum. Bende mal çok, kumaş da çok. Hem de ipekli, böyle farklı farklı birçok kumaşlarım var. Hiçbirini istemiyorum. Sadece seninle buluşalım, beni tatmin et, bu bana yeter diyor. Ardından da hemen ipekli bir elbise getirerek, al bu elbiseyi giy. Sonra da bir sürü kumaş topu göstererek, onları da sana vereceğim diyor. Bu beklenmedik sözler karşısında galeyana geldiğini anlayan o abidin de şehevi arzuları kabarmaya başlıyor. İyiden iyiye o da güzel kadına tutulmaya başlıyor. Fakat bir ara kendini toparlayarak her gün söylediği o cümle çıkıyor ağzından. Ey nefsim, Allah'tan kork. Sakın Allah'ın şiddetle yasak ettiği şu zina gibi kötü bir işi yapmaya kalkışma. Sakın ahireti bakiyi faniye tercih etme. Kalbinden nefsini uyardı. Sonra da açıktan açığa kadına, ben tüm olanların Rabbi olan Allah'tan korkarım. O yüzden de böyle bir işe yanaşamam. Lütfen müsaade eder misiniz? Gitmek istiyorum. Ama kadın bir kere çarpılmış ve aklına koymuştu. İlle de seni bırakmam diyor. Mutlaka benimle cinsi bir münasebette bulunacaksın diye ayak diretiyor. Şaşırıp kalan abid gerçekten büyük bir şeytani tuzağa düşmüştü. Şimdi bu tuzaktan da nasıl kurtulacaktı ki? Hemen bir kurtuluş yolu araması lazım. Yoksa 70 yıllık ibadeti bir anda hiç olup gidecekti. İşte bir iki dakika bu düşüncelere saplandıktan sonra bir formül buluyor. Kadından müsaade istiyor. Abdest alayım, iki rekat namaz kılayım, sonra da ne arzun varsa yerine getireyim dedi. Lütfen müsaade edin, bari abdest alıp namaz kılayım. Bu sözü senet kabul eden kadın, neşe içinde adama istediğini yerine getirmek üzere izin veriyor. Ve bunun üzerine abid de abdestini alır, namazını kılmak için evin en üst katına çıkar. Maksadı buradan aşağıya atlayarak kaçmak. Önce iki rekat namaz kıldı, duasını etti, sonra da balkona çıkarak aşağıya bir göz attı ama gördüğü manzara başını döndürüyor. Aşağı yukarı bulunduğu yerle cadde arası belki 25 metre. Atladığı takdirde yani ufak tefek demeden ne varsa kırılacak. Kurtuluşu mümkün değil. Alt katlardan atlasa kadın farkına varabilir. Daha doğrusu bir daha kadınla karşılaşmak istemiyordu. Çünkü kadın kendisiyle bir an önce birleşmek için can atıyor. Bu duraklamadan sonra abid gözyaşları arasında kararını veriyor. Allah'ım dedi, ben senin yasak ettiğin zina suçunu işlememek için kendimi buradan aşağıya atacağım. Ne olur, 70 yıllık ibadetimin yüzüsüğü hürmetine beni bu kadının şerrinden kurtar ya Rabbi. Eğer kurtarmazsan kıyamet günü senin huzuruna suçlu olarak çıkarım. Ardından da senin huzurunda kendime arz edecek yüzü bulamam. Daha beteri de ateşine müstahak olurum. Aciz kalmış kuluna yardım eyle ya Rabbi. Ey nefsim dedi sonra yine, Allah'tan kork. Ey nefsim, Allah'tan kork. Ey nefsim, Allah'tan kork. Bu sözü üç defa arda arda tekrarladıktan sonra hiç düşünmeden kendini aşağıya atıveriyor. Abid hava boşluğunda yere doğru yuvarlanırken hemen Cebrail aleyhisselama emir veriyor Yüce Rabbi. Ey Cibril, git falan kulumu yakala, usulca onu aşağıya indir. Çünkü bu kulum benim azabımın korkusundan kendini yüksek bir yerden aşağıya attı. Emri alan Cibril Emin
yerine getirmek üzere emri hemen hadise mahalline geliyor ve bir ananın evladını kucaklaması gibi abidi kucaklayarak kuş misali yere indiriyor. Aslında buna benzer nice hadiseler oluyor. Adam takla atıyor, düşüyor. Hiç unutmuyorum, hala haberlerde var. 2009'larda olsa gerek. Çocuk 9. kattan aşağıya düşüyor. Hiçbir şey olmuyor. Burnu dahi kanamıyor. Ya ne melekler var. Hikayesi anlatılınca biraz mantıksız gelir insana, inanmayana. Öyle şey mi olur? Zaten kendi annesi babası da bunun Allah'tan, Allah tarafından korunduğunu bilemedi. Başladılar horon tepmeye. Kol bastı oynamaya başladılar. Gazete haberlerinde var 2009'da İstanbul'da 9. kattan aşağı düşen bir çocuk diye. O yüzden bunlar imkansız şeyler değil. Kün feyekün. Ol dedi mi her şey olmak mecburiyetinde. Emri veren kainatın sahibi. Abid artık kadının şerrinden kurtulmuştu. O bakımdan büyük bir sevinç içinde. Doğruca eve geliyor. Karısının yanına oturuyor ama karnı çok aç. O bakımdan da hüzünlü, ağlamaklı görünüyor. Çünkü bir şey satamamış günlerce. Ama buna rağmen yine de büyük bir kötülüğü işlemekten kurtulduğu için Allah'a şükrediyor. Ve aç susuz birkaç gün geçirdiler. Bir ara bir komşuları geldi. Ödünç ekmek istiyor. Onlar da çaresiz yok dediler. Çünkü yoktu. Bir de kusura bakmayın, biz birkaç gündür aç susuz yaşıyoruz. İsterseniz inanmıyorsanız fırına bakın. Göreceksiniz ki ekmeğimiz yok dediler. Komşusu abidin aç kaldığına bir türlü inanamıyordu. Çünkü bunların durumu iyiydi. Ama yalan söyleyemeyeceğini de biliyordu. Buna rağmen gidip fırına baktı ki ne görsün, hayret. Fırında sıra sıra pişmiş ekmekler duruyor. Hemen abide haber verdi. Hepsi birden şaşırıp kaldılar. Hatta bu duruma daha çok abidin karısı hayret etti. Kocasına da herhalde benim değil, senin kerametin olsa gerek. Bunun iç yüzünü bana açıklar mısın dedi karısı. Abid başından geçen hadiseyi bütün açıklığıyla ortaya seriyor. Hep beraber bol bol Allah'a şükrettiler. Ve Allah ne buyuruyor Talak suresinde? Ayet 2 ve 3, Allah kendisinden korkanlara sıkıntıdan kurtulmak için muhakkak bir vesile yaratır. Ummadığı yerlerden rızık verir. Yüce Allah cümlemizi şehvetin kucağına düşmekten korusun. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Kıyamet koptuğu zaman insanlar ve cinler kabirlerinden kalkarak mahşer yerine gelecekler. Burada insanlar, cinler, melekler, Müslümanlar ve çocuklar saf saf sıra sıra olacaklar. Ve o sırada Allahü Teala Celle Celaluhu Cebrail'e şöyle emreder. Ey Cibril, git Müslüman çocuklarını cennete sok. Bu emir üzerine Müslüman çocukları cennete getirilecek. Tam cennet kapısından girecekleri sırada, hani bizim anne babalarımız, biz onlarsız cennette ne edelim diye feryat edecekler. Bu feryadı duyan melekler, çocuklar, sizin anne babalarınız sizler gibi değil. Onlar Allah'ın buyruklarına karşı geldiler. Şeytanların ve nefislerinin peşinden koştular. Böylelikle de cehenneme girmeyi hak ettiler. Bu sözlerle onları, çocukları uyarmaya çalışıyor ama bu açıklamayı duyunca çocuklar büsbütün ağlamaya, çığlık atıp bağırmaya başladılar. Bu defa Allahü Teala Cibril Emin'e, bu çığlıklar kimden geliyor, ne istiyor? Rabbi bilmiyor mu? Biliyor. Ama bir mesaj gelecek. Dedi ki ya Rabbi, sen daha iyi bilirsin ki bunlar Müslüman çocuklarının çığlıklarıdır. Biz anne babasız cennette ne yapalım? Onlarsız cennetin bizce bir tadı yoktur. Allah'tan onların affını bizimle birlikte cennete sokmasını istiyoruz. Yoksa bizi de onlarla birlikte cehenneme atsın diyorlar. Bunun üzerine Allahü Teala Celle Celaluhu
Cebrail'e şu emri verir: "Ey Cibril, git neredeyseler oradan alıp getir onların anne babalarını ve kendilerini, beraber teslim edip cennete koy. Hepsini birden. Çünkü ben bu çocukların yüzü suyu hürmetine onları da affettim." Yüce Allah'ın bu buyruklarını duyan Müslüman çocukları büyük bir sevinç içinde gidip anne babalarını kucaklarlar. Ellerinden tutarak hep birlikte cennete doğru girer. Allah cehennemdeki yerlerini aldıktan sonra cehennemliklere de şöyle seslenecek: "Ey cehennemlikler, çıkın oradan." Ve bu emrin ardından cehennemin kapıları ardına kadar açılır. Bunu gören cehennemlikler kapılara hücum ederek çıkmaya çalışacaklar ama tam çıkmak için vardıklarında kapılar birden yüzlerine kapanacak. Cehennemliklerin bu acıklı hallerini cennette koltuklarına kurulmuş müminler de seyredecek. O yüzden Allah ne buyuruyor Bakara suresi ayet 15'te? Allah da cehennemliklerle alay edecek. Onları azgınlıklarıyla ortada bırakacak. Şaşkın şaşkın ortada dolaşacaklar, duracaklar. Hani dünyadayken Allah'ın ayetiyle, tesettürüyle, helali haramıyla dalga geçenler. Bir konser meydanında bir sanatçı istediği gibi dalga geçiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ondan çok bize yazıklar olsun. Vallahi bize yazıklar olsun. Şöyle kendi halimize bakıp yüzüne tükürülecek insan haline geldik maalesef. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir Müslüman kadının, bir kuyumcuda, bir mücevheratçıda, bir Müslüman kadının başörtüsünü bir Yahudi kaldırıyor, saçı gözüküyor. "Bu da neymiş?" gibi laf atıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple savaş ilan ediyor. Namus diyoruz değil mi? Namus. Bakın bu kavram çok büyük yere gider. Çok büyük bir yere gider. Tesettür bir namustur. "Hocam ben açık geziyorum, namussuz muyum?" Konuşmak istemiyorum. Ama namus sadece iki bacak arasıyla olan bir şey değildir. Allah Resulü'nün şu muhabbetine bakarak kendin cevabını ver. 15 gün o başörtü kalktı diye Efendimiz savaş ilan ediyor. Bugün sosyal medya mecrası diye bir şey var değil mi? Utanmadan, sıkılmadan adam Allah'ın ayetiyle dalga geçebiliyor, hakaret edebiliyor, küfredebiliyor. "Neredesin ey devlet ahalisi? İnsanlara İslamiyetle, Kur'an-ı Kerim'le, hadislerle meydanlarda bağıranlar neredesiniz? Neredesiniz? Ve biz halk neden bunlara tepki göstermiyoruz? Neden sahip çıkmıyoruz?" İşte o sahip çıkmayanlar, Allah'ın ayetiyle dalga geçenler, Allah'ın hükümleriyle dalga geçenler ve onlara da sessiz kalanlar. Sizler de onlardansınız. Ve ne diyor ayet-i kerime? Onlar cehennemden çıkmak isteyecekler. "Hadi çıkın" denilecek. "Bak sizi çıkaracağım" demiyor Rabbim. "Hadi çıkın." Kapı açıldı. Tam çıkmak isteyecek, birbirleriyle yarışacaklar, ezecekler birbirlerini o ateşin içerisinde. Pat kapı kapanacak. "Şaka yaptık. Dalga mı geçiyorsunuz?" "Evet. Alay ediyoruz sizinle. Hani dünyadayken alay ediyordunuz ya ayetimizle, peygamberimizle. Biz de sizinle alay ediyoruz." Bakara suresi ayet 15. Cehennem kapıları cehennemliklerin yüzlerine kapandığı zaman cennetteki bazı müminler onların bu acıklı hallerine gülmekten kırılacaktır diyor. O gün müminler cennette koltuklarına kurulmuş, gülmekten kırılarak kafirlerin acıklı manzaralarını seyredecekler.
Ve kafirler dünyadayken işledikleri kötülüklerin karşılığını gördüler mi diye seslenir onlara. Ey Müslümanlar, kafirler dünyada size yaptığı zulmün, size yaptığı alayın, size yaptığı o kötü fiillerin karşılığını gördüler mi? O gün müminler kafirlerin acıklı hallerine gülerek cevap verecekler. Adı geçen bu ayet hakkında Ka'b radıyallahu anh diyor ki, cennet ile cehennem arasında büyük geniş bir set var. Bu setin pencereleri var. Müminler dünyadaki din düşmanlarını görmeyi arzu ettiği zaman, hani o çile çektirdiler ya Müslümana, zulüm ettiler ya Müslümana, müminler şunlar bize zulmetmişti, bizimle dalga geçmişlerdi, alay etmişlerdi, hakaret etmişlerdi. Müminler dünyadaki o din düşmanlarını görmeyi isteyecekler. İşte bu pencerelerden bakacak ve cehennemlikleri bir bir görecekler. Allah buyuruyor, mümin baktı ve cehennemde beyinleri fokur fokur kaynayan kafirleri gördü diyor İbn Ka'b radıyallahu anh. Cehennemlikler cehennemde açlıkla azap edilecek. Çünkü en çetin azap açlıktır sevgili kardeşlerim. Zebaniler de onlara yaban darısı verecek. Yaban darısını deve yediği zaman boğazına tıkanıp kaldığı için ölür. Böyle pis bir şey. Cehennemlikler de yediği zaman boğazlarında tıkanıp kalacak. Gidermek için boyuna su isteyecekler. Kendilerine getirilen o kaynak suyu ağızlarına yaklaştırınca suyun hararetinden tüm yüzünün etleri dökülecek. İçince de bütün bağırsakları parçalanacak. Bu defa zebanilere dönüp ağlayıp sızlamaya başlayacaklar. Ne olur bize soğuk su verin, ne olur. Zebaniler diyecek ki, size dünyadayken bu korkunç azabı bildiren bir peygamber gelmedi mi? Geldi ama biz ne peygamberleri tanıdık ne de sözlerine inandık, kulak astık. Öyle mi? Öyleyse şu anda sabırsızlanmanızın, ağlayıp sızlamanızın, yalvarmanızın hiçbir faydası yok. Boşuna bağırmayın. Ve cehennemlikler zebanilerin, cehennem meleklerinin başı olan Mali'ye başvuracaklar. Ona da yanıp yakılacaklar ama Malik tam 1000 yıl cevap vermeyecek bunlara. 1000 yıl sonra diyecek ki, cehennemde kalacaksınız. 1000 yıl sonra söyleyeceği tek cümle, siz burada kalacaksınız. Bu da para etmeyince yüce Allah'a başvuracaklar. Uzun uzun gözyaşı döktükten sonra, ey Rabbimiz diyecekler, dünyadayken kötülüklerimiz baskın çıktı, bir türlü aydınlık o Allah yoluna giremedik, yolunu sapıtan kişilerden olduk. Ey Rabbimiz, ne olur bizi buradan, cehennemden çıkar, tekrar dünyaya dönder. Eğer yine senin hoşlanmadığın o kötü amelleri yaparsak, bir daha işlersek, o zaman belli ki tamam, biz zalimlerdeniz, kendine yazık edenlerdeniz. O zaman bizi cehenneme sok ya Rabbi. 1000 yıl Rabbi cevap vermeyecek. 1000 yıl sonra Allah diyecek ki, ey cehennemlikler, susun, konuşmayın. Ben asla sizden azabı kaldırmam. Çünkü siz benden herhangi bir dilekte, istekte bulunmaya layık değilsiniz. Bu ilahi sert azadan sonra cehennemlikler cehennem azabından kurtulma ümidini artık büsbütün kaybeder, rezil ve perişan bir şekilde Allah'ın rahmetinden uzaklaşacaklardır. Ve bundan sonra artık konuşmaya güçleri yetmeyecek. Bir takım kötü ve acayip gürültüler çıkararak her türlü nimetten, iyilikten yoksun kalarak yanmaya devam edeceklerdir. Yüce Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Şuurlu bir mümin eylesin. Kötülük gördüğünde susup da dilsiz şeytan olmaktan muhafaza eylesin. Sevgili kardeşlerim, değerli büyüklerim.